Sayın seyirciler, iyi akşamlar. Saatler 19'u gösteriyor. Ülkemizde ve dünyada gelişen olayların yer aldığı ana haber bültenimiz başlıyor. Hepiniz hoş geldiniz diyoruz efendim. Bugün 10 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyet intikalinin 84. yıl dönümü. Saygı, özlem, minnet ve rahmetle andığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde de törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 gece tüm yurtta sirenler çaldı. Saygı duruşunda bulunuldu. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk özlemle andığımız bugün de kurumumuzda önemli bir sergi açıldı. Kıbrıs ve Atatürk temasıyla. Sergi, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Türk Ajansı Kıbrıs, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğiyle Türk Ajansı Kıbrıs'ın kurucusu Sait Arif Derzioğlu'nun arşivinden hazırlandı. Diğer yandan Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT Haber'e önemli açıklamalarda bulundu sayın seyirciler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınma zamanı geldiğini vurgulayan Oktay, Rum Meclisi'nin EOKA kurucusu Grivas'ın müzesini açmak için attığı adıma da kendi zulümlerini sergilemiş olurlar ifadesiyle tepki gösterdi. Bir başka açıklamada Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'ndan geldi. Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Rum Dışişleri Bakanlarının görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. İki bakanın yaptıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sürdürdükleri çalışmaları açıkça dile getirdiklerini söyledi. İşte bu aktardığım haber başlıkları ve gündemdeki diğer gelişmelerle ana haber bültenimize başlayalım. Bugün 10 Kasım, Büyük Önder Atatürk'ün ebediyet intikalinin 84. yıl dönümü demiştik. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk ülkemizde de törenlerle anıldı. Atatürk için başkent Lefkoşa'da Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi ve Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı gerçekleştirildi. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Atatürk'ün milletimizin en büyük karakteri bağımsızlıktır ilkesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak varlığını sürdürebilmesi için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır ifadesini kullandı. ...84. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle anıldı. Saat 9'u 5 geçe tüm yurtta sirenler çaldı. Başkent Lefkoşa'da Atatürk için ilk tören Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeli ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk anıt özel defterini imzaladı. Cumhurbaşkanlığı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü kapsamında Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk heykelinin Kıbrıs Türkleri nezdindeki önemini anlatan bir levhayı anıt üzerine monte etti. Levha üzerindeki yazıyı okuyan Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Atatürk anıtsal heykelinin tarihçesi hakkında bilgi verdi. Türk Mukavemet Teşkilatı tarafından karayoluyla koruma altında Lefkoşa'ya getirilen heykel, şimdi dikili olduğu mevkiye yerleştirildikten sonra Rum sabotajlarına karşılık 21 Aralık 1963'e kadar mücahitlerce etrafında nöbet tutularak korunmuştur.
Atatürk Anıtı önündeki törenin ardından Atatürk Kültür Merkezi'nde anma programı yapıldı. Buradaki tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından konuşmalar gerçekleştirildi. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Osman Çağlayan, Türkiye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Yüce Türk Milleti'nin Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi ve saygıyla andığını belirtti. Atatürk, milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider, muharebe meydanlarında efsanevi bir komutan, devlet kuran büyük siyaset adamı, milletin çehresini değiştiren kudretli bir inkılapçıdır. Bu vasıflarıyla İnsanlık tarihinin tanıdığı en büyük devlet adamlarından biri olduğuna şüphe yok. Yüzbaşı Çağlayan, ebedi başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün fikirleri ve bıraktıklarıyla daima bizimle olacağına yürekten inanıyoruz dedi. Törende daha sonra Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği adına 3. Katip Hami Balcı'nın konuşması yer aldı. Savaşta olduğu kadar barışta da ne kadar büyük bir lider olduğunu göstermiş. Türkiye Cumhuriyeti'nin yurtta barış, dünyada barış söylemiyle uluslararası alandaki prestijli yerini almasını sağlamış. Balcı, Atatürk'ün düşünce, söylem ve eylemlerinin istikamet çizmeye devam ettiğini kaydetti. Törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da Atatürkçülüğün Kıbrıs Türk halkının karakteri olduğunu söyledi. Ve aramızda olmadığı dönemlerde bir felsefeye dönüşmüştür. Kıbrıs Türk halkı için Atatürk'ün İlkeleri, fikirlerimiz, devrimleri, yaşam biçimimizdir. Ve Atatürkçülük Kıbrıs Türk halkının karakteridir. Bu çerçevede Atatürk'ün bize çizdiği yol, ortaya koyduğu ışıkla birlikte biz milli mücadelemizi yükseltmiş ve Kıbrıs Türk halkının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'ne ulaşma yolculuğunda Atatürkçü fikirlerden hiç ayrılmamıştır. Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atatürkçü gençliği yetiştirmek için Atatürkçü öğretmenlerle birlikte geleceğe doğru yolculuğu sürdürmenin görev ve sorumluluğuyla hareket ettiklerine dikkati çekti. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti dünya var olduğu sürece Atatürkçü fikirlerle ilelebet yaşayacağını da vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da törende yaptığı konuşmada Kıbrıs Türk halkının Atatürk'ün aydınlık yolu, devrimleri, inkılapları ve ilkelerinin uygulanmasında büyük bir heyecan ortaya koyduğunu söyledi. Tatar konuşmasında şunları kaydetti. Milletimizin bekası için, milletimizin gerçekten hem denizlerde hem havada her türlü bağımsızlık, özgürlük ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında büyük bir hizmet olarak tarihe, tarihin sayfalarına notunu düşmüştür. Dolayısıyla sayın protokol değerli öğrenciler, değerli öğretmenler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vesile arkadaşlarını büyük özlem, minnet ve rahmetle anarken onun Kıbrıs Türk halkının bir ışığı, bir aydınlık yolu her zaman bizim milletinin en büyük karakteri bağımsızlıktır ilkesinin şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet olarak bu coğrafyada sürdürülmesi için verdiğimiz mücadelenin bir parçasıdır. Sunumun ardından tören, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi Çok Sesli Korosu ve Çocuk Korosu'nun Ataya Özlem Oratoryosu'yla son buldu. Bu vatan toprağın karabağında sıra dağlar gibi seyirciler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ilçelerde düzenlenen törenlerle de anıldı. Törenlerde Atatürk'ün Türk ulusuna ve Kıbrıs Türk halkına rehber olmaya devam edeceği vurgulandı. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle Gazi Mosa Zafer Anıtı önünde tören gerçekleştirildi. Buradaki tören Çanakkale Ortaokulu öğretmenlerinden Berna Tosunoğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Daha sonra Çanakkale Ortaokulu öğrencilerinden Şerife Gürler, Mustafa Kemaller Tükenmez adlı şiiri okudu. İnanın Mustafa Kemaller tükenmez. Başın mı dertte? Beni hatırla.
Ardından konuşan Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Hava Savunma Tabur Komutanlığından Hava Savunma Yüzbaşı Çağlayan Akpınar da Atatürk'ün milli mücadelede milli birliği temin eden eşsiz bir lider olduğunu kaydetti. Atatürk, milletin tarihi seyrini değiştirebilecek üstün meziyetleri sayesinde memleketi askeri ve siyasi zaferlerle uçurumun kenarından kurtarmıştır. Dünya tarihinde her türlü imkansızlığa rağmen inandığı fikri tatbik sahasına dökmüş, ya istiklal ya ölüm parolası ile bir milli mücadele kazanmış, arkasından yepyeni hüviyette çağdaş bir millet ve devlet yaratmayı başarmış devlet adamı azdır. Girne'deki Atatürk'ü anma töreni Atatürk Anıtı önünde yer aldı. Tören Girne Anafartalar Lisesi öğrencisi Remziye İpek'in Ataya isimli şiiri okumasıyla sona erdi. Gösterdiğin yol bize zafere giden yoldur. İstersen kanımı al sen, damarlarına doldur. Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümü nedeniyle Güzelyurt Atatürk Anıtı önünde anma töreni düzenlendi. Tören, Güzelyurt Meslek Lisesi öğrencisi Burhan Sarıış'ın Bir Tutkudur Mustafa Kemal adlı şiiri okumasıyla devam etti. Ardından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Güzelyurt Meslek Lisesi öğretmenlerinden Şengül Akçabel Şahin, Mustafa Kemal'in hayatının başarılarla dolu olduğunu kaydetti. Şahin, Kıbrıs Türklerinin de onun ilke ve devrimlerine gönülden bağlı olduğunu belirterek, onun çağdaş değerlerinden ve devrimlerinden asla taviz verilmeyeceğini ve Atatürk'ün ışığının herkese rehber olmaya devam edeceğini söyledi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, İskele'de de törenle anıldı. Törende daha sonra İskele Efkaf Türk Maarif Koleji öğretmenlerinden Ayşe Şen Yiğit bir konuşma yaptı. Tüm yaşamını canından çok sevdiği Türk yurduna ve ulusuna adayan Atatürk, Osmanlı Devleti'nde yıkılışa yaklaşırken Türk toplumunu çöküntüye sürükleyen tarihsel ve sosyal çalkantıların yaşandığı son dönemde de yetişmiş, kurtuluş çarelerini kesin bir biçimde ortaya koymuş, sonunda kurtuluşu gerçekleştirmiş bir vatan evladıdır. Ardından bölge okullarından öğrenciler şiirler okudu. Türk kızı yüksel de göklere kadar altın yıldızlardan işle bir çelenk. Atatürk'üm öldü diye sürüye sokmuş ovada. Törende daha sonra Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığından Hava Savunma Üsteğmen Samet Okatan konuşma gerçekleştirdi. Ordumuzun ebedi başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılarak ebediyete intikal edişinin 84. yıl dönümünde kendisini büyük bir özlem, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Kıbrıs ve Atatürk. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle andığımız bugün de kurumumuzda önemli bir sergi açıldı. Türk Ajansı Kıbrıs'ın kurucusu Sait Arif Terzioğlu'nun arşivinden hazırlanan Kıbrıs ve Atatürk sergisi 10 Aralık'a kadar gizilebilecek. Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bağımsızlık milletimizin karakteridir diyerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu adadaki temel felsefesinin ayrı egemen bir halk olarak varlığını sürdürmesi olduğunu söyledi. Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Türk Ajansı Kıbrıs Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi işbirliğiyle takım kurucusu Sait Arif Terzioğlu'nun arşivinden hazırlanan Kıbrıs ve Atatürk sergisi Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde açıldı. Küratörlüğünü Ay Hatun Ateş'in yaptığı serginin açılışına Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başşeri, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam ve Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı katıldı. Serginin açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi personeli Alev Duman, Atatürk'ün ölüm yıldönümünde açılan serginin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin özellikle toplumsal hafıza,
tarih ve arşiv bağlamında önemli üç kurumu olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Türk Ajansı Kıbrıs'ta Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'nin işbirliğiyle Ayhatun Ateşen'in küratörlüğünde hazırlandığını söyledi. Bu üç kurum burada bir yandan Kıbrıslı Türklerin Atatürk sevgisini gösteren dokümanların sahiplenilip sergilenmesini, diğer taraftan da sergiyi ziyaret edecek öğrencilere ve genç nesillere Atatürk'ü anlatmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da bu anlamlı serginin açılışında bulunmak ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 84. ölüm yıl dönümünde anmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti. Serginin oluşumunda emeği geçen herkesi kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, takın kurucusu Sait Arif Terzioğlu'nu rahmetle andı. Tatar, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği mücadelenin elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve bunlardan ilham alan Kıbrıs Türk halkının kendi mücadelesinin bu coğrafyada son 100 yılda önemli bir dönüm noktasından geçtiğini söyledi. Bu coğrafyada yaşanan gelişmeler, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün o zaman belki misaki milli sınırlar dışarısında kalan Kıbrıs'ın bizler için, ulusumuz için, milletimiz için ne kadar önemli olduğunu, eğer Kıbrıs elden giderse Türkiye Cumhuriyeti'nin ikmal yollarının kapanacağı ve dolayısıyla Kıbrıs'a her daim sahip çıkılması gerektiğini ve o anlayışta Türkiye Cumhuriyeti'nin öğretmenlerinden tutunuz da her türlü desteğiyle buradaki örgütsel faaliyetler, siyasi bir takım yeni gelişmeler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolda coğrafyadaki varlığımızın sürdürülmesi bakımından Atatürk'ümüzün, Ulu Önder'imizin ortaya koyduğu inkılaplar, devrimler ve onun yeni düşüncelerinin Kıbrıs Türk halkı tarafından benimsenmesi ve İngiliz sömürge yönetiminin baskıcı zihniyeti ve hakimiyetine rağmen buradaki bizlerin kutsal mücadelesi, işte Atatürk'ün ortaya koyduğu o aydınlık yolun bir yansıması olarak bizim hayatımıza şekil vermiş ve burada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne giden yolda kurum ve kuruluşlarımızla bizim kendi örf, adet, gelenek, dilimiz ve Atatürkçü düşünceyle aydınlık yolda birlikte varlığımızın bir bakıma teminatı olmuştur. Bağımsızlık milletimizin karakteridir. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de temel felsefesi bu adada ayrı egemen bir halk olarak varlığımızı sürdürürken bu mücadelenin de devam ettirilmesinde büyük fayda ve yarar olduğunu sizlere bir kez daha paylaşırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Konuşmaların ardından Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başyeri, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü Ejdan Sadrazam'la Türk Ajansı Kıbrıs Müdürü Fehmi Gürdallı'ya sergi belleği takdim edildi. Daha sonra ise sergi gezildi. Kıbrıs'ın sevdasını anlatıyor. 23-29 Ekim'i anlatıyor. 1956'da yok. Evet. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'de sergiyi ilk ziyaret edenler arasındaydı. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde bugün açılan Kıbrıs ve Atatürk sergisinin herkes tarafından gezilmesi gerektiğini söyledi. Bahçeri, herkes bu sergiyi gezip Kıbrıs Türk'ünün Atatürk'ü olan bağlılığını bir kere daha anlasın ifadesini kullandı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Bahçeri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'nde açılan Kıbrıs ve Atatürk sergisi hakkında belediye değerlendirmelerde bulundu. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, Türk Ajansı Kıbrıs ve Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi tarafından hayata geçirilen bu güzel sergide bulunmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Kıbrıs Türk'ünün Atatürk'le ilgili belleğinin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hayata geçirilmiş olan bu serginin herkes tarafından gelinip ziyaret edilip görülmesi ve bu güzel eserlerin ve buraya da ortaya konan tarihin gizli
dosyalarında, sandıklarda kalmış belgelerin görülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün Kıbrıs Türk halkını, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan tüm insanları bu güzel sergiyi ziyaret etmek amacıyla Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Yayıncılık Tarihi Müzesi'ne davet ediyorum. Çağrımızı tekrarlamak istiyorum. Herkes gelsin, bu güzel sergiyi mutlaka görsün ve Kıbrıs Türk'ünün Atatürk'e olan bağlılığını bir kere daha anlasın. Ve şimdi Türkiye'ye, Ankara'ya uzanalım. Ulu Önder Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de anıldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet erkanı tören için atanın huzurundaydı. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, edebiyete intikalinin 84. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreniyle anıldı. Anıtkabir'deki tören saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende kırmızı beyaz karanfillerden oluşan ay yıldızlı çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktı. Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği saat olan 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı duruşu sırasında Gönder'deki Türk bayrağı yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir özel defterini imzalayan Erdoğan deftere şunları yazdı. Aziz Atatürk, ebediyete intikalinizin 84. yıl dönümünde zat halinizi, kahraman silah arkadaşlarınızı ve canları pahasına istiklalimize sahip çıkan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti'ni 85 milyon olarak Türkiye 100 yılı vizyonuyla geleceğe daha güçlü, daha müreffeh, daha itibarlı bir şekilde hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun. Devlet töreninin ardından Anıtkabir halkın ziyaretine de açıldı. Bizler de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk atamızı minnet ve özlemle anıyor. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz efendim ve bültenimize diğer gelişmelerle devam ediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin artık tanınma zamanının geldiğini vurguladı. Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü almasının Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem maddelerinden birisi olacağının altını çizdi. TRT Haber'e konuşan Fuat Oktay, Rum Meclisi'nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan albay Yorgo Grivas'ın müzesini açmak için attığı adıma da kendi zulümlerini sergilemiş olurlar ifadesiyle tepki gösterdi. Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretine ilişkin TRT Haber'e açıklamalarda bulundu. Oktay, Türkiye için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerinin ayrı olduğunu belirtti. Burada bizim duruşumuz son derece net zaten. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısıyla da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik politikalarımızda bir başka evreye gelmiş durumdayız. Cumhurbaşkanımız için de, Türkiye için de genelde hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeri apayrıdır. Hem bizim Türkiye olarak Doğu Akdeniz politikalarımız çerçevesinde vazgeçilmezimizdir. Türkiye'nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Ama aynı şekilde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin olmazsa olmaz şartıdır. Yani KKTC olmadan Türkiye, Türkiye olmadan KKTC'nin olmayacağı bir denklemden bahsediyoruz. Türkiye Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay, Türk milletinin Kıbrıs'ta tüm çözüm planlarına evet demesine rağmen karşılık bulamadığını vurguladı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu gidişe dur dediğine işaret etti. Egemen eşit iki devlet yapısıdır. Bundan sonra tek çözüm. Tabii biz Türkiye olarak Cumhurbaşkanımız hep şunu söylemiştir. Dünya beşten büyüktür. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kendisine hayrı yok zaten. Biz de bunu söylüyoruz beşten büyüktür derken. Cumhurbaşkanımız da Birleşmiş Milletler'den bütün dünyaya aykırmıştır. Bunu biz tanınma yoluyla yapacağız artık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınma zamanı gelmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nda gözlemci statüsü almasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Semerkant'taki ana gündem maddelerinden birisi olacağının da altını çizdi. Cumhurbaşkanımızın uluslararası toplantılarda ilgili tüm ülkelerle gündeminde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Her birimizin ilgili devletler nezdinde görüşmelerimizde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır. Dışişleri Bakanlığımız aynı yoğunlukta çalışmaktadır. Cumhurbaşkanımız Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi için. Oradaki ana gündem maddelerinden birisi de ana gündem maddelerimizden birisi de yine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gözlemci üye statüsüyle bu teşkilatta yer almasıdır. Ve inşallah da bu sonucu almayı arzu ediyoruz. Oktay, Rum Meclisi'nin terör örgütü EOKA'nın kurucusu Yunan albay Yorgos Krivas'ın hayatının anlatılacağı bir müzenin kurulması yönünde aldığı kararı da değerlendirdi. Katliamları sergilerler, yani yakışır kendilerine de. Yani bu katliamları sergilemeleri tam da kendi kültürlerine ve izledikleri politikaya da yakışır zaten. Enosis söylemlerinin, EOKA söylemlerinin 1931'lerden sonra 60'lara kadar ne tür zulümler ve katliamlar yaptığı hepimizin malumu zaten. Bununla ilgili güzel bir dizimiz de vardı kamuoyunun anlayabileceği bir dilde ama tarih kitaplarında da bu tarihsel gerçekler olarak da mevcut. Yüzlerce köyün ve Kıbrıs Türk'ünün katliamına sebep olan bir isimdir Rivas. Bunu bir kahraman gibi görüp de eğer müzede sergilemek istiyorlarsa buyursun sergilesinler. Yani kendi zulümlerini sergilemiş olurlar. Kendi hani bir katil ruhlu bir insanın kahraman olarak sunulmasını arzu ediyorlarsa dediğim gibi kendilerini çok iyi şekilde ifade etmiş olurlar o zaman. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kahramanmaraş'tan gelen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış gazileri kabul etti. Kabulde Kıbrıs gazilerinin verdiği mücadele ve emeğin kendileri için çok büyük anlamı olduğunu dile getiren Töre, birlik ve beraberliğimiz her zaman devam edecek. Hoş geldiniz. Sayın Başkan. Hoş geldiniz. Kahramanmaraş'tan gelen Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev almış gazileri kabul eden Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bugünlere aziz şehitler ve gazilerin sayesinde gelindiğini vurguladı. Meclis Zaliye Çavuşoğlu toplantı salonunda yer alan görüşmede Töre, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamaya hazırlandığımızı anımsattı. Birleşmiş Milletleri ve Avrupa Birliği'ne kalsa ne 20 Temmuz Barış Harekatı'nın gerçekleşebileceğini ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilebileceğini ifade eden Töre, onun için Cumhuriyetimize her zaman sahip çıkacağız dedi. Türk milletinin tarih boyunca esarete asla tahammülü olmadığını kaydeden Töre, tarihte birçok örnekte olduğu gibi 20 Temmuz Barış Harekatı'nda da bunu kahramanca gösterdiğini belirtti. Can verme sırrına eren bir milletiz. Onun için esarete asla tahammülümüz yoktur. Tahakküm altına alınmaya asla tahammülümüz yoktur. Ama içimizdekilere karşı da uyanık olacaksınız. Dışarıdakilerine karşı da uyanık olacaksınız. Dahili ve harici bedhalar olduğunu hiç unutmayacaksınız. Atatürk söyledi bunu. Çok yerinde bir cümledir bu. Dahili ve harici bedhalar Türkiye ile de uğraşıyor, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile de hala uğraşıyorlar. Onun için birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğiz. Hoş geldiniz. Sayın seyirciler, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Yunanistan ve Rum Dışişleri Bakanlarının görüşmesi hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Kasulidis'i, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ın yaptıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sürdürdükleri çalışmaları açıkça dile getirdiğini kaydetti. Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün başkentleri farklı iki ayrı devlet gerçeğini yansıtacağını vurguladı. 2017 Crans-Montana
çöküşün. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Ioannis Kasoulidis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, 7 Kasım 2022 tarihinde Atina'da gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Ertuğruloğlu, iki bakanın yaptığı görüşme çerçevesinde yaptıkları açıklamalarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti aleyhine sürdürdükleri çalışmaları açıkça dile getirdiklerini söyledi. Açıklamasında 1960 Ortaklık Cumhuriyeti'ni Yunanistan'ın yardımıyla bir Rum yönetimine dönüştürerek kendine bir konfor alanı sağlayan Rum tarafı, yine Yunanistan'ın desteğiyle bugüne kadar müzakere edilmiş bir anlaşmaya varılmasına engel olmuş ve aynı zamanda Kıbrıs Türk halkını sonu gelmez müzakerelere hapsetmeye çalışmıştır diyen Ertuğruloğlu, her iki bakanın yaptığı açıklamalardan şartların tamamen değiştiğinin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti'nin Kıbrıs konusunda yeni ve eskiye dönüşü olmayan bir sayfa açtıklarının farkında olduklarının anlaşıldığını kaydetti. Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk tarafının 15 Kasım 1983 yılından beri bir vaka olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasını, artık dış politikasının başlıca hedefi yaptığını belirterek, devletimizin 39. kuruluş yıl dönümüne yaklaştığımız bu günlerde, yeni politikamızın başarıya ulaşması için Türkiye Cumhuriyeti ile istişare çabalarımızı sürdürme kararlılığında olduğumuzu söylemek, ayrıca özel bir önem arz etmektedir, dedi. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kötü niyetli ve yanıltma politikası güderek, akdi sorumluluklarıyla anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini ihlal etmeyi alışkanlık haline getirdiklerini de söyleyen Bakan Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya çalışmaya ve sorunlara diplomatik çözüm bulmaya özen gösterdiğini anlattı. Bakan Ertuğruloğlu açıklamasında Dendias'ın ayrıca Berlin Duvarı'nın yıkılışının yıl dönümünde bir Avrupa başkentindeki son duvar Lefkoşa Duvarı olduğuna ilişkin açıklamasının yanıltıcı ve gerçeklerden kopuk bir beyanat olduğunu ifade ederek, Almanya'da Alman milletini ayıran bir duvar varken Lefkoşa'da Kıbrıs Türk halkını koruyan bir hat, iki ayrı devleti, iki ayrı başkenti birbirinden ayıran bir sınır vardır. Kıbrıs'ta bulunacak bir çözüm, başkentleri farklı iki ayrı devlet gerçeğini yansıtacaktır, dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra'da düzenlenen Dünya Turizm Fuarı'nda başarıyla temsil edildi. Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 7 Kasım'da başlayan ve dün sona eren fuarda hedefin İngiltere'deki pazarı büyütmek olduğunu söyledi. Temiz zincebinden çıkan ve karşı acem... Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Londra'da düzenlenen World Travel Market Turizm Fuarı'nda Kuzey Kıbrıs standına gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirtti. Bakan Ataoğlu, pandemi sonrası turizmde her yıl artan bir grafik sergilendiğine, bunun İngiltere pazarında da net bir şekilde görüldüğünü söyledi. Ataoğlu, İngiltere pazarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından çok önemli olduğunu, bu pazarın daha fazla büyümesi için tanıtma çalışmalarının devam ettiğini söyledi. Görev süresi içerisinde turizmin daha iyi noktalara taşınabilmesi için adımlar attıklarını belirten Ataoğlu, İngiltere pazarını arzu edilen seviyelere taşıyacaklarını ifade etti. Günümüz teknolojisinde büyük kitlelere ulaşmak için dijital medyanın kullanıldığına değinen Ataoğlu, tanıtım ve pazarlama için artık dijital medyayı daha fazla kullandıklarını belirtti. Bu yıl Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın da ülkenin tanıtımı için büyük destek verdiğini ifade eden Ataoğlu, bu desteğin öneminin farkında olduklarını, bu nedenle 2023 yılı için çok organize bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen projelerin Kıbrıs Türk halkının geleceğinin garantisi olduğunu söyledi. Taçoy, çıktığımız yoldan bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek ifadesini kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyaretini değerlendirdi. Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen projelerin Kıbrıs Türk halkının geleceğinin garantisi olduğunu söyleyen Bakan Taçoy, "Çıktığımız yoldan bizi döndürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir," dedi. Taçoy, açılışı yapılan projelerle açıklanan hibe programlarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından taşıdığı öneme işaret ederek, Kıbrıs Türk halkını geleceğe taşıyacak çalışmaların artarak süreceğini vurguladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi tanınma hamlesinde ekonomik gelişmelerin büyük katkısı olacağının altını çizen Bakan Taçoy, "Sadece siyasi beklentilerle yetinmeyeceğiz. Ekonomimizin kalkınması için gereken her türlü adımı da atacağız.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti geleceğe güçlü ekonomisiyle üreten bir ülke olarak ulaşacaktır. Kendi ayakları üzerinde duran güçlü bir ekonomiye ulaştığımız gün siyasi tanınmada mutlaka olacaktır dedi. Taçoy, ekonomiyi geliştirerek güçlendirecek projelerin birer birer hayata geçmekte olduğuna işaret ederek, bilişim altyapısı, tarım ve ulaşım alanlarında açılışı yapılan projeleri son değil başlangıç olarak niteledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi ile Millet Bahçesi Yerleşkesi projesine ilişkin sözlerine destek beyan eden Taçoy, Kıbrıs Türk'ünün hak ettiği seviyedeki bu ve buna benzer projeler mutlaka hayata geçecek ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın da dediği gibi egemen ve iki eşit devlet siyasetinin ete kemiğe bürünmüş hali olarak bugün ve yarına dair bir mühür vuracaktır dedi. CTP'nin açıklamasıyla devam edelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi, Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin artarak devam ettiğini savundu. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ülkeyi ziyaretinde verdiği mesajların bunun son örneği olduğunu dile getirdi. Cumhuriyetçi Türk Partisi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre CTP'nin yıllardan beridir Kıbrıs Türk halkının kendi kendini yönetmesi için mücadele verdiği belirtilerek 2020 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden itibaren Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin artarak devam ettiği ve bu süreçlerden başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere tüm tarafların zarar gördüğü öne sürüldü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ülkeye yaptığı ziyaret esnasında verdiği mesajların Kıbrıs Türk halkının iradesine yönelik müdahalelerin son örneği olarak değerlendirildiği açıklamada, CTP'nin Kıbrıs'ın kuzeyinde yapılacak her türlü girişimin Kıbrıs Türk halkının iradesine dayalı olarak yapılması gerektiğini savunmaya ve toplumun iradesi hilafına yapılan işlerin ve açıklamaların karşısında durmaya devam ettiği vurgulandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Kıbrıs Türk halkının iradesi dışında ortaya atılan yerleşke projesine hayır dediği de hatırlatılan açıklamada, Kıbrıs Türk halkının iradesini yok saymaya çalışanların karşılarında CTP'yi bulacağını kamuoyuyla paylaşmak isteriz denildi. Cumhuriyet Meclisi'nden bir heyet Avrupa Parlamentosu'nda temaslarda bulundu. Ulusal Birlik Partisi'nden Oğuzhan Hasipoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Fikri Toros gerçekleştirdiği temaslarda Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununa ilişkin görüşlerini paylaştılar. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve Avrupa Birliği Uyum Yasaları Komite Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu ile Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili ve Dış İlişkiler Sekreteri Fikri Toros'tan oluşan heyet, 3 yıl aradan sonra ilk kez Avrupa Parlamentosu'nda temaslarda bulundu. Hasipoğlu ile Toros, farklı siyasi gruplara mensup Avrupa Parlamentosu milletvekilleri ve grup başkanlarıyla gerçekleştirdikleri temaslarda, Kıbrıs konusuyla ilgili son gelişmeleri, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın AB ve Doğu Akdeniz üzerindeki etkileri, Avrupa'nın enerji ihtiyacı ve aday etrafındaki kaynakların durumu, Kıbrıs Türk tarafının Avrupa Birliği'nden beklentileri ve Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geliştirilmesi kapsamında Kıbrıs Türk tarafının görüş ve taleplerini paylaştı. Görüşmelerde sorulan sorular üzerine Oğuzhan Hasipoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Cenevre'de ortaya konulan yeni görüşler kapsamında egemen eşitlik ve uluslararası eşit statüden ne kastedildiği, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından güven yaratıcı önlemler bağlamında Rum tarafına yapılan son işbirliği önerileri, doğalgaz konusunda Kıbrıs Türk tarafının hala gündemde olan hakça paylaşım önerileri üzerine izahatta bulundu. Ayrıca bazı vekillerin soruları üzerine kapalı baraj açılımı konusunda açıklamada bulunan Hasipoğlu, açılımın hukuki yapısı konusunda bilgi vererek açılımın ekonomi ve turizme yapacağı katkıları anlattı. Yerel seçim haberleriyle bültenimize devam edelim. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin basın bürosundan elimize ulaşan habere bakalım. Zira parti belediye seçimlerine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Parti Genel Başkanı Tofaner Hürman, Lefkoşa'yı bulunduğu yerden çok daha ileriye taşıyabilecek kişinin Sıla Usar İncirli olduğunu söyledi. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufaner Hürman, belediye seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada CTP'nin Lefkoşa Belediye Başkanı adayı olarak açıkladığı Sıla Usar İncirli'nin yönetsel becerileriyle göreve hazır olduğunu söyledi. İncirli'nin hekimlikten geldiğini ifade eden Er Hürman, Sıla Hanım sağlıkta yöneticilik, sendika başkanlığı ve milletvekilliği de yaptı. Bütün bunlar Sıla Usar İncirli'nin
yönetsel becerilerini gösterir. Sıla Hanım yönetsel becerileriyle göreve hazırdır dedi. Önümüzdeki belediye seçimlerinde halka iki soru sorulacağını söyleyen Erhürman, bir mühür kim belediye başkanı olsun, diğer mühürde bu yaşatılanları onaylıyor musun sorusudur. Bu seçim böyle bir seçimdir. Kıbrıs Türk halkının kendi gerçekleriyle doğru hareketi yapacağını düşünüyorum ifadelerini kullandı. Nefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve Başkan Adayı Mehmet Harmancı da Mülteci Hakları Derneği'ni ziyaret etti. Harmancı, mülteci hakları konusunda mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Mülteci Hakları Derneği Proje Koordinatörü Deniz Altıok ve dernek yetkilileriyle bir araya gelen Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve adayı Mehmet Harmancı, Lefkoşa Türk Belediyesi ile Mülteci Hakları Derneği'nin 8 yıldır işbirliği içerisinde olduğunu belirterek bu süreçte karşılıklı odak noktaları yarattıklarını belirtti. Harmancı, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan veya buradan başka bir ülkeye geçiş yapma sürecindeki mülteci ve sığınmacıların bugüne kadar Lefkoşa Türk Belediyesi'nin kadın sığınma evi, paylaşım mutfağı ve eğitim desteği gibi sosyal hizmetlerden faydalandırılan öncelikli gruplardan olduğunu ve bu desteğin devam da edeceğini vurguladı. Mehmet Harmancı, mülteci hakları konusunda çok daha güçlü ve sistematik bir döngüye girilmesinin gereklilik olduğuna işaret ederek, yasal sıkıntıların bizleri aşan boyutları da olmakla birlikte bu alanda beraber mücadele etmeye devam edeceğiz dedi. Girne Bağımsız Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Zeki Çöler, Karaoğlanoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Zeki Çeler ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada eğitimine ilk başladığı doğup büyüdüğü Karaoğlanoğlu'ndaki ilkokulunu ekibiyle ziyaret ettiğini belirterek okulun sorunlarını dinleyerek projelerini anlattı. Okullardaki yapısal sorunların büyük olduğunu aktaran Çeler, okullara ayrılması gereken bütçenin yetersiz kaldığını vurguladı. Okul müdürü ve öğretmenlerin vazifeleri olmadığı halde okul tamiratlarına yardım toplamakla mücadele ettiğini anlatan Bağımsız Girne Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, bilinmesini isterim ki göreve geldiğimiz zaman belediye bütçesinden bölge okullarının payına düşen kısmı yetki alanımız dahilinde bulunan okullarımızın standartlarını geliştirmek için harcayacağız ifadelerini kullandı. Ve Güzel Yurt'a uzanalım. Güzel Yurt Belediye Başkanlığı'na bağımsız adaylığını açıklayan Reşat Kansoy da Güzel Yurt için projeler hazırladıklarını belirtti. Öncelikle ekonomik kalkınmanın önünü açacak projelere odaklanacağını kaydetti. Reşat Kansoy'un ofisinden yapılan açıklamaya göre bağımsız aday Reşat Kansoy, Güzel Yurt göç veriyor diyerek, işte bunu durduracak yeni bir başkana ihtiyacı var Güzel Yurt'un. Güzel Yurt'un sorunlarını bilen genç bir başkanın bu sürece liderlik yapması gerekir. Bu süreci 2-3 dönem yönetip süreci terse döndürsün ifadelerini kullandı. Kendi başkanlığı döneminde Güzel Yurtluların dışında Girneli, Lefkoşalı ya da Meseryalı kişilerin de Güzel Yurt'u ziyaret edebilmesi için projeler hazırladıklarını anlatan Kansoy, öncelikle ekonomik kalkınmanın önünü açacak projelere odaklanacağını kaydetti. Kıbrıs'ın en uzun körfezi olan Güzel Yurt Körfezi'ni ülkeye kazandırmak için adayım. Merkezi hükümetlerle bunu yapacağız diyen Kansoy, tarım ve turizm sektörü yanında iki üniversite ve belediye meclisiyle birlikte imar planı hazırlayacağını ifade etti. Seçim haberleri böyleydi. Şimdi dış gelişmelere bakıyoruz ve öncelikle ABD enflasyon verisi diyoruz. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE Ekim ayında yıllık bazda %7,7 ile beklentilerin altında arttı. Sayın seyirciler, aylık bazda artış %0,4 oldu. Piyasaların merakla beklediği Amerika enflasyon verisi açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde TÜFE Ekim'de yıllık bazda %7,7 ile beklentilerin altında artış kaydetti. Aylık bazda enflasyon %0,4 artış gösterdi. Çekirdek TÜFE %0,5'lik beklentiye karşın %0,3 arttı. Ülkede enflasyonun Ekim'de aylık %0,6 olması, yıllık enflasyonunsa %8,2'den %8'e inmesi öngörülüyordu. Verinin ardından dolar endeksi sert düşüşle 109,61 seviyesine geriledi.
Enflasyon verisi Amerika Merkez Bankası Fed'in ekonomiyi soğutmak için uyguladığı agresif sıkılaşma adımları için önem taşıyor. Enflasyonun hızında yavaşlama olması durumunda faiz artışlarının hızında da yavaşlama öngörülüyor. Enflasyonda katılık sürerse yüksek faiz artışlarının devam etmesi bekleniyor. Para piyasalarında Fed'in Aralık ayı politika faizi artırım büyüklüğüne ilişkin beklentiler 50 bas puan için %54 ve 75 bas puan için %46 düzeyinde bulunuyor. İşlemciler Fed faizlerinin Mart 2023'e kadar %4.75-%5 aralığında zirve yapmasını öngörüyor. Fed Kasım toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 75 bas puan artırarak %3.75 ile %4 aralığına yükseltti. Banka böylece üst üste dördüncü kez 75 bas puan artışa gitmiş oldu. Ve şimdi de İran'dayız. İran, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabilecek kapasitede yeni bir hipersonik balistik füze geliştirdiğini duyurdu. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, başkent Tahran'da düzenlenen bir etkinlikte ülkesinin yeni bir balistik füze geliştirdiğini söyledi. Söz konusu balistik füzenin hipersonik hıza sahip olduğunu ifade eden Hacızade, gelişmiş hava savunma sistemlerini aşabildiğini ve hem atmosferde hem de dışında manevra kabiliyetine sahip olduğunu iddia etti. İranlı komutan konuyla ilgili daha fazla bilgi vermedi. Ses hızından 5 kat daha süratli hareket eden hipersonik füzeler bu özellikleri nedeniyle hava savunma sistemleri tarafından engellenemiyor. Yeniden içe dönüyor. Lefke'de CMC alanı ile ilgili yapılan açıklamaya göz atıyoruz. Lefke bölgesindeki sivil toplum örgütleri CMC'nin planlı ve bilimsel bir yöntemle temizlenmesini desteklediğini ancak bölgede yeni bir madencilik faaliyeti yapılmasına karşı olduğunu bildirdi. Lefke ve bölgesi sivil toplum örgütleri platformu koordinatörlüğü adına açıklama yapan Teoman Oktay, Lefke'de CMC maden şirketinin yarattığı çevre felaketinden ders almadan Lefke bölgesinde yeni madencilik macerası başlatılma girişimlerini bu bölgeye ve ülkeye ihanet olarak kabul ediyoruz dedi. Madencilik faaliyetine hiçbir şart altında ve kesinlikle geçit verilmeyeceğini ifade eden Oktay, Başbakan Ünal Üstel'e de çağrı yaparak yetki karmaşasının önlenmesi için CMC maden alanının hangi bakanlığın sorumluluk ve yetki alanına girdiğini ve bu konuda hangi bakanlığın yetkili olduğuna karar vermesini, bunu da kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz dedi. Açıklamada siyasi partilerin CMC maden atıklarının temizlenmesi, etkisiz hale getirilmesi, kazanılacak alanın nasıl kullanılacağı konusunda bilimsel ve somut bir önerisi olmadığı da savunuldu. Kamu Hizmeti Komisyonu'nda çevrim içi başvuru dönemi başladı. Çevrim içi başvuru ilk kez yeterlik ve yabancı dil sınavlarında uygulanacak. Bu sınavlar için belirlenen son başvuru tarihi ise 30 Aralık. Kamu Hizmeti Komisyonu ilan ettiği sınavlara başvuruları artık internet üzerinden kabul edecek. Çevrim içi başvuru dönemi yeterlik sınavları ve yabancı dil sınavıyla başlayacak. Bu sınavlara başvuru yapacak adaylar bu hizmetten yararlanabilecek ancak bir süre daha eski yöntemle başvuru da kabul edilecek. Başvuru için adaylar Kamu Hizmeti Komisyonu resmi web sayfasındaki online başvuru kısmına tıklayacak. Yeterlik ve yabancı dil İngilizce sınavlarına son başvuru tarihi ise 30 Aralık. Bu haberle bize ayrılan Süreyya'nın haberimizi burada noktalıyor. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz değerli izleyenler. Yarın akşam saatler 19'u gösterdiğinde yeniden buluşuncaya dek. Hoşça kalın diyoruz. Aksa Futbol Ligleri'nde 8. hafta heyecanı yarın akşam Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki Göçmenköy Yeni Cami Süper Lig mücadelesiyle başlayacak. Bu arada bu önemli karşılaşma saat 19'dan itibaren BRT2'den canlı olarak seyirciye ulaşacak. Süper ve 1. Lig'de cumartesinin programı ise şöyle. Süper Lig, Cihangir Miracle Değirmenlik, Mesarya Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği Hamitköy, Lefke Mausa Türk Gücü.
Birincilik, Yeni Boğaziçi Mor Menekşe, Yeni Erenköy Dört Yol, Düzkaya Mustafa Hacı Ali Yılmaz Köy, Lapta Girne Halkevi, İncirli Bafülk Yurdu, Ünümar Maraş, Yalova. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genç Milli Takımı 16 Kasım'da Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu U21 takımıyla oynayacağı Cumhuriyet Kupası karşılaşması öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Lefkoşa Atatürk Stadı'ndaki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürerken aday kadroya seçilen 25 oyuncu antrenmanda yer aldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Genç Milli Takımı Teknik Direktörü Hüseyin Aşkın Kınacı, Cumhuriyet Kupası öncesi Beretespor'un sorularını yanıtladı. Pandemiden sonra ilk defa çocuklarla bir araya gelme fırsatı yakaladık. Biliyorsunuz uluslararası temas konusunda sıkıntılarımız var. Bu konuda da ilk açılan kapımız Londra Karaması ile yapacağımız maç. Hı hı. Hem gençlerimize bir motivasyon olması hem de ligde oynayan çocukların kendilerini milli takıma ait hissetmeleri konusunda inanıyorum ki bu maç hem bir heyecan katacak liglere hem de çocukların yeni oluşacak milli takımda kendilerini buraya atabilme konusunda önlerini açacak diye düşünüyorum. 16 Kasım'daki karşılaşmaya bugün ilk antrenmanımızı yapıyoruz. Haftaya Salı günü 15 Kasım'da yine çocuklarla buluşup kamp yapacağımız otele yerleşeceğiz. Onun yine bir ter itmanı ve taktik antrenmanı yapıp ertesi günkü maçı bekleyeceğiz kısmetse. Hasan Topaloğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği bölgesel toplantıların ikincisini Güzelyurt Lepke bölgesinde yaptı. Güzelyurt Belediye Oteli'nde gerçekleştirilen bölgesel toplantıya Dernek Başkanı Hasan Topaloğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bölgedeki teknik adamlar ve antrenörler katıldı. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar yaptığı açıklamada yeni göreve gelen başkan ve yönetimine başarılar dilerken çalışmaları yakından takip ettiğini ve her zaman derneğin yanında olmaya devam edeceğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Rally Kulübü tarafından Cumhuriyet Şölen etkinlikleri kapsamında organize edilen Cumhuriyet Sprint Rally'sinin 3. ayı 12 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Yarış Hamitköy Çevre Yolu üzerinde hazırlanan yaklaşık 7,5 kilometrelik etapta gerçekleşecek. Saat 12.30'da Lefkoşa Atatürk Spor Kompleksinden başlayacak rallide ekipler biri deneme olmak üzere etabı 3'er kez geçecek ve takribi 16.20'de finish görecek. Etabın ilk geçişi 12.50'de, ikinci geçiş 14.15'te ve son geçişte 15.35'te başlayacak. İsmet Iraz, Tekvando Karate Budo Hyeong Pumse Kata müsabakaları hafta sonu Avrasya Tekvando Merkezi'nde yapıldı. Tekvando Judo Karate Federasyonu Türkiye'de tekvandonun tanınması ve gelişmesi için büyük çabalar gösteren İsmet Iraz anısına Hyeong Pumse Kata müsabakaları düzenledi. Müsabakalarda dereceye girenler ödüllerini Federasyon Başkanı Senior Grandmaster Eyüp Zafer Gökbilen, kulüp ve bölge temsilcileri verdi. Güreşte heyecan Cumartesi günü Yıldızlar Serbest Güreş müsabakalarıyla devam edecek. Federasyonun 2022 yılı faaliyet programında yer alan ve 12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Nihat Arslan Yıldızlar Serbest Güreş Müsabakası Rıfat Şener Güreş Salonu'nda Lefkoşa'da yapılacak. Müsabakalar saat 10'daki tartıların ardından 11'de başlayacak. Dems Construction U18 Handball Ligi'nde 3 karşılaşma oynandı. Erkeklerde Yükseliş, kadınlarda Dikem kazandı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Şahlan arasında geçen bir diğer mücadele ise berabere sonuçlandı. Erkeklerde Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Yükseliş arasında oynanan maç 44-22 Yükseliş'in galibiyetiyle sonuçlandı. Digem, Ozanköy kadınlar maçında üstünlük 39-18'lik skorla Digem'in oldu. Kadınlarda Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ile Şahlan arasındaki mücadelede 20-20 eşitlikle sona erdi. Basketbol U15 liginde ikinci haftası tamamlanan Kırmızı Grup'ta Soyer Spor B takımı Marmara karşısında ikinci periyodun başında 19-4 öndeyken Marmara çalıştırıcısının iki teknik faulden oyundan atılması sonrasında takım maçtan çekildi. Beyaz Grup 3. hafta mücadelesinde ise Alsancak Belediyesi Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 82-15'lik skorla yendi ve ikinci galibiyetini aldı. Masa Tenisi Federasyonu tarafından Cumhuriyet kutlamaları çerçevesinde organize edilen ve Cumhuriyet Kupası adı altında oynanacak olan U19 Ferdi Klasman Turnuvası 12 Kasım Cumartesi günü Federasyona ait salonda saat 10'da başlayacak.
Bayern Münih formasıyla geçen sezon 35 gol atan Barcelona'nın Polonyalı forveti Robert Lewandowski üst üste ikinci kez Avrupa'nın en golcü futbolcusuna verilen altın ayakkabı ödülünü eski Barcelonalı futbolcu Puyol'un elinden aldı. Lewandowski yaptığı açıklamada, "Bu ödülden dolayı eski takımıma ve takım arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Barcelona'da olmaktan çok memnunum. Eminim ki gelecek yılda çok iyi olacak" ifadelerini kullandı. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, selamlar, selamlar. Güzel mi güzel, yağmurları aldık akşam. Ve yer yerde şimşekler çaktı, gök gürültüleri oldu, yer yer sağanak yağmurlar aldık efendim. Bugün de sağanak yağmurların özellikle doğu bölgelerimizde devam edeceğini tahmin ediyorum. Ve yarından sonra havanın, yağışlı havanın Kıbrıs'ımı terk edip 4-5 gün açık az bulutlu geçeceğini de söylemek mümkün. Evet, biraz yağış aldık. Güneşi alalım. Toprak içerisinde bulunan tohumlar yeşersin efendim, yeşersin. Ki Kıbrıs'ım yemyeşil bir pozisyona dönsün. Evet, alçak basın sistemiyle nemli ve nispeten serin hava kütlesinin etkisinde kalacak bugün de adamız. Ve söylediğim gibi özellikle doğu bölgelerimiz yer yer sağanak yağmurlar alacak. Ve gecemiz açık ve az bulutlu geçecek. En düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Lefkoşa'da 10 derece. Lefke ve Girne'de 16, Alev Kayası'nda 11, Larnaka, Gazimaus'a ve İskele'de 13, Yenerenköy, Dipkarpaz ve Mehmetçik'te 15, Limasol'da 12, Baf'ta 13 ve Troodos'ta 2 derece efendim, 2 derece. Evet, gecemiz de böyle. Yarın hava açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçecek ve en yüksek hava sıcaklıkları Lefke'de 22, Girne'de ve Lefkoşa'da 23, Güzelyurt'ta 24, Alev Kayası'nda 22, Yenerenköy'de, Dipkarpaz'da 22, İskele, Gazimaus'a ve Larnaka'da ve Leymos'unda 23, Baf'ta 24 ve Troodos'ta 10 derece. Yarından itibaren tedricen hava sıcaklıkları hafta sonuna kadar yükselecek efendim. Hatta 25 derecelere kadar termometreler çıkacak ki mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek. Evet, hava sıcaklıkları nispeten artacak efendim. Evet, diğer yayınlarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.